İnsanların birçoğunun hayatlarının bir döneminde yaşadıkları problemlerden birisi de fıtıktır. İstanbul Times TV, önce sokaklarda İstanbul halkına fıtık deyince aklınıza ne geliyor diye sor. Fıtık deyince aklınıza ne geliyor? Bel fıtığı, boyun fıtığı. Bel fıtığı geliyor. Bel fıtığı, boyun fıtığı geliyor. Bel fıtığı. Boyun fıtığı. Organın dışarı taşması. Bel ağrısı geliyor. Bel fıtığı geliyor. Normal fıtık geliyor erkeklerde. O geliyor. Bel geliyor. Güzel. Boyun geliyor. Bel fıtığı. Fıtık deyince. Aynen. Bel fıtığı. Benim babaannem ameliyat olmuştu. Direkt o aklıma geliyor. Bel fıtığı. Ondan sonra boyun fıtığı. Ya. Bel fıtığı. Damar tıkanıklığı. Bel de omuzda olabilir. Genelde çok şiddetli bir aşırı bir rahatsızlık. Birinin bir yerde hani belde şişlik falan olması, belinin ağrıması geliyor. Bel ağrısı, beline çok yüklendiği zaman belindeki ağrılar falan. Bel fıtığı yani. Fıtık, boyun fıtığı, bel fıtığı, bir sürü fıtık var. Halktan ilginç cevaplar aldıktan sonra bu sefer de Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi hekimlerinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu hocamıza sorduk. Bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel, bacak ağrıları en sık görülen belirtilerdir. Ancak ağrıların nedeninin kesin olarak bel fıtığı nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenebilmesi için röntgen ya da MR gerekebilir. Bu yöntemle sorunun nerede ve hangi dokuda olduğu kolaylıkla tespit edilebilir. Ayrıca bilgisayarlı tomografi kemiğin durumunu daha iyi ortaya koyduğu için tercih edilebilir. Boyun fıtığı hiçbir belirtiye yol açmadan ilerleyebilir. Başlangıç aşamasındaki boyun fıtığının genel belirtisi sık sık yaşanan boyun tutulmasıdır. Boyun fıtığının belirtileri hastane ortamında uzman doktorlar tarafından yapılacak muayene ve tetkikler sonucu ortaya çıkacak bir hastalık türüdür. İnsan yaşamını olumsuz yönde etkileyen bu hastalığın tedavisi de yine Sağlık Bakanlığı denetiminde olan hastanelerde uzman hekimlerin denetim ve gözetimiyle yapılmalıdır. Fıtık omurgamız içerisinde omurlarımızın arasında bulunan disk dediğimiz kıkırdaksı yapının burada gösterebilirim. Arkadaki sinirlere bası yapmasına fıtık diyoruz. Bu şekilde dışarı doğru pörtleyip iç kısmında sinirlere bası yaptığı zaman buna fıtık diyoruz. Bel fıtığı diyoruz ya da boyundaysa boyun fıtığı diyoruz. Tedavisi ufak fıtıklar için ilaç tedavisi, egzersizler, fizik tedavi. Eğer hastada bulgu oluşturan fıtıksa, ileri derecede büyümüş bası yapan fıtıklarsa bunlar da cerrahi tedavi ön plandadır. Yine ağrı cerrahileri yapılabilir. Ama yapılan en çok uygulanan cerrahi işlem mikro cerrahi ile fıtığın boşaltılmasıdır. Bir hasta geldiğinde ilk olarak nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Yani başlangıç olarak ameliyata nasıl karar veriyorsunuz? Önce hastanın şikayetlerini dinliyoruz. Ne kadar sürede geliştiğini, nasıl bir bulgu verdiğini öğreniyoruz. Hastanın muayenesini yapıyoruz. Hastanın muayenesinde işte kuvvet kaybı var mı, duyu kaybı var mı, ağrısı nasıl, nerelere kadar yansıyor. Onlara bakıyoruz, onlara dikkat ediyoruz. Ondan sonra tetkik kısmına geçiyoruz. İşte hastanın MR'ını, bel MR'ını, bel filmini ya da boyun MR'ını, boyun filmini istiyoruz. Gerekirse ek tetkikler gerekebilir. EMG gibi ama bu tetkiklerle ve hastanın muayenesiyle, şikayetleriyle hepsini birden birleştirip sonuca varıyoruz. Hayatımızdan sporu eksik etmeyelim. Özellikle esneme, germe egzersizlerini yapalım. Yüzmeyi hayatımızda tutalım.